Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, bugün dersimiz istifam üzerine olacak. İstifam yani sorular şekilleri üzerine olacak. Daha önceki dersimizde de soruları görmüştük. Biliyorsunuz Arapçada sorular daima cümlenin başına gelirler. Türkçen tam aksi. Türkçede okula gittin mi? Dikkat edersen mi eki cümlenin sonunda bulunuyor. Ama Arapçada ise bütün sorular istisnalar hariç bazen cümlenin başında bulunurlar arkadaşlar. Bugün de önceki dersimizde soruların tek başına her bir soru kelimenin ne olduğunu öğrenmiştik. Ondan sonra basit bir şekilde soru cümleleri gördük. Bugün de soru ve cevap şeklinde daha geniş, daha kapsamlı, daha zenginleştirilmiş cümleleri görüp inşallah birlikte irapları yapıp analizleri yapacağız. Ekranda da göründüğün gibi arkadaşlar ettemerinu alıştırmalar ale üzerine esmeil istifam. İstifam yani soru isimleri üzerine alıştırmalara dikkat edersen arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar e Muhammedun Arapçada e ile hel manaları mi mı bunların dışı bunlar harf kabul ediliyor ama bunların dışında gelen bütün istifam harfleri soru isimleri arkadaşlar irapta yerleri vardı yani öye olurlar ama bunlar e ile hel asla harfin dışında irapta yerleri yoktur. Bunlar sadece irap yapılırken bu harftır, irapta yeri yoktur. Hel ve eş anlamlı olan kelimeler arkadaşlar. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. E Muhammedun talibun cedidun. Bak dikkat ettiniz mi? Muhammed yeni öğrencimdir. Burada da harftır arkadaşlar. İstifam harfıdır. Muhammedun burada müptededir. Talibun özel isimler biliyorsun. El taksa almazlar. Muhammed diyor. Evet. E Muhammedun Muhammed mi? E Muhammedun talibun Muhammed öğrenci mi? Bunu da eklesem E Muhammedun talibun cedidun. Burası harftır. Burası mübtededir. Burası haberdir. Burası da cedidun de talibin sıfatıdır. E Muhammedun talibun cedidun soruda evet Muhammed yeni öğrencimdir. Önce öznemizi yapıyorum, tercüme ediyorum. Sonra sıfata dönüyorum. Sonra yükleme dönüyorum. Sonra bizim Türkçemize uyarlarken de mi eki sonda ya. Bakın arkadaşlar diyor Muhammed önce özne değil mi? Muhammed yeni öğrenci mi? Şunu da eklersem fi de da harf ecredir. Medreseti ismi meçhul arkadaşlar. Şimdi şöyle yaparsın bu sefer tercüme edersem. Önce yine Muhammed'den başlayayım cümlenin sonuna gideceğim. Muhammed okulda yeni öğrenci midir? Bak gördün mü arkadaşlar? Bu ile A bu yüklem bir kelime olarak tercüme edildi. Demek ki Muhammed okulda dedadır yeni öğrenci midir? Mi ile A bu eklenince arka birlikte tercüme edilir. Cevaba bakalım arkadaşlar. Naam, evet. Muhammedun Muhammed talibun öğrencidir. Cedidun yenidir. Fi dedar medreseti okulda. Evet, şimdi dikkat ediniz. Tercüme teknik olan ne de başlıyor? Önce naam bunun adı yarabı arkadaşlar. Harfi cevaptır. Cevap harfidir arkadaşlar. Burası harful cevaptır burası. Ve naam bunların 5 eş anlamsız olan kelimesi var arkadaşlar. Bak dikkat bunları yazmak istiyorum bunlardan. Dikkat ediniz arkadaşlar. Naam. Naam. Evet. Evet. Bele. 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 Ecel. Ecel, Celel, Celel, bir de Ceyri arkadaşlar var. Evet, Ceyri, Ceyri dikkat edersin. Bu 4, kaç tane? 1, 2, 3, 4 arkadaş. Bunları hareketlendirelim sizler için. Dikkat edersen arkadaşlar bunlar eş anlamlı olan kelimelerdir. Tabii ki yerden yere bazı yerleri değişiyor arkadaşlar. Celel, evet. Bunlar hepsi evettir arkadaşlar. Celel. Şöyle yapalım arkadaşlar. En az. Evet. Bu da ecel arkadaşlar. Ecel. Özellikle baştaki naam, bele, ecel bunlar günlük hayatta Arapçada çok kullanırlar.
kullanılır arkadaşlar bunlar. Evet. Demek ki nam evet, bele evet, ecel be, evet, celel evet, ceyli ele. Bunlar arkadaşlar tabii ki bazı yerleri kullanma şekilleri de vardı. Ona dikkat etmemiz iyi ama normal hepsi bunlar evettir. Nam evet, Muhammedur Muhammed yeni öğrencidir. Tam cümle tercüme edersin. Önce buradan bu harfe cevap harf kabul ediliyor bunlar. Arkadaşlar bazı kelimeler bizim Türkçemizden farklı olarak bazı kelime var ki bunlar alfabetik harf değil de ama gramerdeki harf olarak anlamsız olarak kabul edildiği için evet bir isim kabul edilmediği için bunlar harf demişler arkadaşlar. Nam evet Muhammed okulda yeni öğrenci cümle tamam. Hayır olursa le Muhammed evet nam le hayır leyse Muhammed'un taliben dedi farklı olacaktı arkadaşlar burada ama bu cevaba göre bu şekilde gelmiş. Evet evet Muhammed okulda yeni öğrencidir. İkinci alışmamıza dikkat edersen arkadaşlar demin de söylediğim gibi hel ile arkadaşlar hel ile e arasındaki harika büyük bir fark var. Çok basit bir nüans var. Onun farkı daha ileriki dersimizde size söyleyeceğim inşallah. Hel de yine mimi, e de mimidir. Hel Fatimetu talibetun cedidetun fil kulliyeti. Bakın diyor evet. Hel Fatimetu mübtededir. Talibetun. Bak burada arkadaşlar ne geldi? Yuvarlak T geldi. Çünkü Fatime bayandır. Onun yüklemiyle bak yuvarlak T geldi ama Muhammed'e gelmemiş. Bak talibun cedidun. Hel Fatimetu talibetun cedidetun cedidetun. Arkada Fatime'nin sıfatı oldu. Burası harftır. Burası mübtededir. Burası haberdir. Burası a buranın sıfatıdır. Cedidetun talibetun sıfatıdır. Fi de harfece külliyet ismi. Bu caru macur da arkadaşlar a bu sıfata mutalik olmuş. Burada da bu harfece ismi mecur bu sıfata mutaliktir, bağlanmıştır. Şimdi tercüme ederken de teknik olarak da başlıyor burada arkadaşlar. Fatime, evet fakültede yeni öğrenci midir? A midir arkadaşlar? A birliktedir gelen arkadaşlar. Naam, evet harfe cevaptır. Fatimetu talibetun cedidetun fil kulliyeti. Evet Fatime, evet fakültede yeni öğrenci tercüme önce şurada başlayın. Nam evettir. Fatimetu mübtededir. Talibetun da haber olduğu. Cedidetun da aburan sıfatı olduğu. Fi harfi ecerdir. Külliyeti ismi mecudu. Bu caru macur. Mana olarak abu sıfata mutalik olurlar. Eğer bir isim cümlesinde sıfat varsa ona mutaliktir. Yoksa habere mutalik olurlar arkadaşlar. Demek ki tercümemizi başlarken neyle başlıyorum? Önce şurada. Evet Fatime fakültede yeni öğrencidir. Üçüncü alışmamız arkadaşlar. Me heze. Bakın arkadaşlar. Daima a bu arkadaşlar. Hel. Bak de, önceki de, biraz önce demin de söyledim. Hel cümlede irabları yok dersin. Harftır. İrabta yeri yok. Ama bunun irabı şimdi olacak. Me burada arkadaşlar. Bunun konumu haberdir. Şu anda yüklemdir burası. Bakın manasını dirdir geliyor mu? Evet. Me nedir? Men kimdir? Bu cansız varlıklar için ve hayvanlar için kullanılan bu nedir, bu kimdir? Ama men insanlar bu kimdir? Kimdir insanlar için kullanıyor men? Me cansız ve hayvanlar için bu nedir? Ama şu anda bu cümlede onun konumu mübtededir. Me nedir? Heze mübtededir. Bak mübtede arkaya geçti. Daima sorular cümlenin başına gelirken haber olarak yani yüklem olarak cümlenin başına gelip yarabı yapılır. Me nedir? Heze bu ale üzerinde tavilet iması el beydai. Arkadaş a burası a buranın sıfatı oldu. Bak burası el takısı almış değil mi arkadaşlar? Burası el takısı almış. Bu da bu dişi oldu. Şu, dişi renk geldi. Dişi erkeklere dişi erkek. Dişi renk dişi erkek dişi renklere dişi bu renktir ya kendinden önceki isim dişi olunca bu da dişi renk geldi arkadaşlar dikkat edersiniz. Evet. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Evet. Demek ki burası neden arkadaşlar? Burası dişi bir kelime olduğu için dikkat edersin burada. Burada da dişi bir renk geldi arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şöyle hareketlendireyim arkadaşlar. Burada karışıklık vermesin. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Demek ki mehaze bu nedir? Bak burası yüklem oldu. Heze mübtededir. Ale harfi ecredir. Et-Tavi ismi mecbur. El-Beydai. Bu da aburan sıfatı oldu arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Buran sıfatı oldu. Evet. Bak.
Evet, sorun da bak dişidir. Evet, diğerin de sorun dişidir arkadaş. Dikkat ederseniz A burada da. Evet, bu Elif Hemze de arkadaş. A burada dikkat edersin. Burası da dişilik alametidir arkadaşlar. Tamam mı? Mehez alet tavletil beydai. Diyor ki bu evet beyaz masanın üzerinde nedir? A burası yüklem arkadaşlar. Daima unutmayalım, cümlenin isim cümlenin başına gelen isim cümlesi, fiil cümlesi olmaz arkadaşlar. Olabilir, o da duruma göre değişiyor. İsim cümlesinin başına gelen soru hel ve e hariç diğer isimler genellikle geldiklerine konumuna göre değişiyor arkadaşlar. Burası şu anda müptededir. Nedir manası veriyor? Nedir bu? Ale üzerine tavileti masa beyday bayaz. Şimdi tercüme edersin nerede başlayacak? A burada öznedir ya. Bu beyaz masanın üzerinde nedir? Yüklem oldu. Cevap ne diyor? Hu o, burası mübtede oldu. Kitabın burası haber oldu. O kitaptır. Cedidun o yeni kitaptır. Burası bu mübtededir. Mebni olduğu için hu arkadaşlar dikkat edersiniz. Evet hu. Bunlar mebni sonları değişmiyor ama mahallen burası mübtededir. Kitabın o kitaptır. Cedidun de ne oldu? A buranın sıfatı. O yeni kitaptır. Önce özlemizi yapıyorum. Sonra sıfat varsa sıfatı tercüme ediyoruz. O yeni kitaptır. Ale üzerine tavileti masanın üzerine el beydai. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar. A burada başlayacağım. O beyaz masanın üzerinde yeni kitaptır. Bu şekilde cümlemizi düzenli bir şekilde çıkarmış olduk. Buraya gelelim arkadaşlar. Men kimdir? Bak burası yüklem oldu ama insanlar için. Burada cansız ve hayvanlar için. Me nedir? Burada ise men kimdir? Men kimdir? Burası haber oldu. Cümlenin başına geldiği için haber oldu. Heze mübtededir. El veledü de bedel oldu. İşaret sıfatından sonra bir isim gelirse eğer elif lam alırsa onun adı bedeldir. Arkadaşlar bedel ne demek? Bedel yani bunu kaldırırsam burada mana zarar buraya mana o olumsuz olmaz. Şunu da kaldırırsam burada sıkıntı olmaz. Mesela bir insanın iki ismi vardır. Ali Osman. Ali Osman. Ali kaldırırsan yine Osman anlaşılır. Osman'ın kaldırırsa yine anlamı yine anlaşılır kim olduğunu belli olur. Bunu da arkadaşlar hezel veledu. Veled dersin ya da bu dersin. Herhangi bir arasındaki o kim ki kişinin kim olduğunu burada bizden yabancı olmaz arkadaşlar. Belli kim olduğunu bellidir. Burada men kimdir? Hazel veledu. Bu çocuk kimdir? Önce özne sonra bedele sonra buraya. Bu çocuk kimdir? Ellezî o ki mâke. Bu ilgi zamir arkadaşı isimlerle birlikte geldiği zaman bunların manası kidir. Ama fiillerle birlikte geldiği zaman bunların manası en an genellikle verir. Ma'ake ma harfi ecredi kef ismi mecrurdur. Diyor men haze el veledü lezi ma'ake. Bakın arkadaşlar bu tercüme burada bak. Bu özneyi yaptıktan sonra cümlenin sonuna gidiyorum. Son olarak burası tercüme ediyorum. Bu seninle beraber beraber ki çocuk ya da beraber olan öğrenci çocuk kimdir? Bu seninle birlikte ki bu evet, şurada bu seninle birlikteki çocuk kimdir? Cevap huwa o ibnu burası haberdir. Burası mübteda, burası haber. Ehi mudafun ileyh ya da ikinci mudafun ileyh. Ma birlikte beraber ya da ismi mecrur arkadaşlar. Huwa o benimle kardeşimin oğludur. Burası mübtededir. Sonları değişme mahallen bunlar mahalle merfuturlar ya ama mebnidir şu an hu o ibnu burada bunu kaldırırsam arkadaşlar a ben bunu kaldırırsam burası ibnun olacak biliyorsun mudaftan burası mudaf olunca arkasında bir mudafın ile varsa bir tane ötre kalkar bir tane kalmış bak ya da burası fethali olsaydı burası bir fetha kalır ya da burası eseri olsa bir tane eser kalır çünkü arkasında mudaf ile geldiği zaman tenvinleri kaldırır bir tane ötre ve bir tane fetha bir tane eser bırakır. Huve ibnu ehi. O kardeşimin oğludur. Ma'i benimle. Şimdi tercüme edersem. Önce şunu tercüme ediyorum. Sonra cümlenin sonuna gidiyorum. O benimle olan kardeşimin oğludur. Bu cümlede bu şekilde bittiğim. Bakın arkadaşlar. Meze istifham sorudur. Meze nedir? Ever. Bak meze nedir? Bu da nedir arkadaşlar? Manası verir. Yukrem oğlu. Alel ardi ya Muhammed. Bak burası da mübteda oldu. Meze nedir? Ale harf ecer. Al ardi neden sonra esre oldu? Çünkü önde harf ecer var. Meze alel ardi. Ye burada nida harfidir. Yani çağırma harfidir arkadaşlar.
Gördün mü? Muhammedun münadedir. Daima unutma arkadaşlar. Bu çağırma harfleri var ya, bunlara nida harfleri diyoruz. Bunlar 7-8 tane var. Bunları detaylı bir şekilde bu derslerinden sonraki derslerde göreceğiz inşallah. Bu ya nida harfıdır. Nida harfından sonra gelen isimlerin adı münada. Ama bu münada ismül alem, özel isim gelmiş. Nida harfından sonra özel isim gelirse mutlaka ve mutlaka sonu öteli olacak. Eğer arkası mudaf ile olmazsa. Eğer bunun mudaf ile gelirse, mesela ya Muhammed el kariyeti, ey köyün Muhammed dersem, o zaman burası fethali olur. Ama burada özel isim gelirse, tek başına ise mutlaka sonu ötre yapmamız gerekir. Şimdi burada tercüme edilirken nasıl önce yaparım? Önce nida, şurada tercüme teknik olarak başlar kalırım. Diyor ki, ey Muhammed, yerin üzerinde nedir? Önce tercüme nida harfi, sonra münadede devam ediyoruz. Sonra buraya son olarak yükleme dönüyorum. Burası haberdir. Burası harf eder, ismi mecrur. Yani nida harfi Muhammed münadedir. Peki burası ne oldu arkadaşlar? Gizli gizli olan bir haber. A burada mevcuttur, ona mutalik. Meze alel ardi mevcudun ya Muhammedu mevcudun. A bu caru mecrur, ona mutalik olmuş. Ona bağlanmıştır. Evet diyor. Şimdi tercüme ederse arkadaşlar, ey Muhammed, yerin üzerinde nedir? Ne vardır? O manası veriyor. Cevap, el agradu, burası mübtededir. Ala harfi el ardi, ismi mecrur. Eşyalar yerin üzerinde. Bu da şibi cümle olarak gelmiş arkadaşlar. Burası mübtededir, burası haber. Ama asıl burada haber bu değildir. Asıl haber burada gizlidir. El agradu alal ardi mevcudetun. Bazen biz onu haberi çıkarmıyoruz ya da yazmıyoruz. Asıl haber odur. Ama o olmayınca bu caru mecur şibi cümle olarak haberin yerine geçerler arkadaşlar. Devam ediyorum. Bimen ne ile? Bu harf ecer, bu ismi mecur. Bu caru mecur, a bu fiile mutaalliktir. Bimen zehepte, kiminle gittin? Arka bu faildir. A bu kırmızı boyadı var ya. Bimen kimin ile? B harf ecer de. Men de ismi mecur. Burası men kim? Ama burada arkadaşlar mebni olduğu için sonu ese olmadı. Bak burada harf ecer var değil mi arkadaşlar? A burada. Bimen zehepte, kiminle gittin ile harf ecer hadikati, kimle bahçeye gittin, el yevme bugün. Bu da mef'ulun fi. Kıymetli arkadaş, çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Daima bu burada bir cümle fiil varsa, burada fiil var. Eğer bir cümlede fiil varsa mekan ya da zaman zarfı. Bak el yevme zaman zarfıdır. Önünde arkasında olsaydı mekan zarfı. Bir cümlede zaman zarfı veya mekan zarfı gelirse bunun adı mef'ulun fihidir. Bu dersimizi de göreceğiz ama görüyorsunuz. Günlük olarak derslerimizi işirken hep size söylüyorum. Demek ki bir cümlede fiil cümlesinde ya da bir fiil bulunduğu bir cümlede zaman ve mekanı gösteren bir zaman ve mekanı gösteren bir kelime varsa o kelime nedir? Mef'ulun fi. Mef'ulun bihi demiyorum. Mef'ulun fihidir. İşte zamanı gösteriyor ya. Tercüme nasıl yapacağım? Bimen zehebte ilel hadikatel yevme. Bakın arkadaşlar, önce tercümemizi burada başlıyorum. Kiminle bugün bahçeye gittin? İlel hadikati. Neden sonra ise oldu? Önüne harf ecer var. Diyor ki, kiminle bugün bahçeye gittin? A burası yüklenir, cümle bitti. Cevap ne geliyor? Zehebtu ma uhti ilel hadikati liyevme. Zehebtu ma uhti ilel hadikati liyevme. Zehebtu, gittim. Fiil fail. A burası fiildir. Tu faildir. Ma beraber. Değil mi arkadaşlar? Bunu da şöyle hareketlendireyim değerli arkadaşlar. Arkada burası çok önemli. Buna pür dikkat dinlememiz gerekir. Evet. Şu şekilde arkada. Zehebtu, gittim. Ma uhti. Bacımla beraber gittim. Zehebtu, gittim. Ma beraber uhti. Bak uhti harf ecerdir. Ya da mudafili. İkinci bir harf ecer geldi. İlil hadikati, bahçe. Neden sonra ise oldu? Çünkü burası harf ecerdir. El yevme yine mef'ulun fi geldi. Zaman gösteriyor arkadaşlar. Bakın kıymetli arkadaşlar. Bu zaman gösterdiği için burada ne dedik arkadaşlar? Evet, mef'ulun fi. Demek ki şimdi tercüme desem. Evet. Aç tercüme şurada başlayacak. Bugün bahçeye bacımla beraber gittim. Burası fiil faildir. Burası harf ecer, ismi mecrur. Burada harf ecer, ismi mecrur. Harf ecer, ismi mecrur. Burası mudafini. Burası harf ecer, ismi mecrur. Evet. Komple a bunlar arkadaşlar. Buradan buraya kadar a bu fiile mutalik olmuş. Mutalik ne demek? Bağlamak. Mane olarak o fiilin egemenliğine ait olmuşlardır. Tercüme ettiğimiz zaman denli. Bugün bahçeye bacımla beraber gittim. Yedinci alışımız mete. Bu arkadaşlar mete zamanza. Bu da mef'ulun fi sorudur. Ama bu da mef'ulun fi konumdadır arkadaşlar.
Neden? Çünkü bu da mef'ulün fiildir arkadaşlar. Zamanı gör. Mete ne zaman? Zaman ilinti değil mi? Evet o zaman. Mete evet ne zaman? Reca'at döndü. Bak burası arkasında fail bayan olduğu için bak teteniz gelmiş. Bunu bu fail değil teteniz. Mete ne zaman? Reca'at döndü. Meryem-i Nazenin bir kızın adı Meryem Nazenin'dir. Evet diyor ne zaman döndü? Min dendan. Evet biliyorsun bayanların ismi gayr musarrıtır. Çift ötre almazsa eseri hiç olmazsa fethada bir fetha olsa da bir cümledeki konumları fethali ise bir fetha alırlar. Diyor mete ne zaman reca döndü Meryem Nazenin bir kızın adı minden da hacı ismi mecur. Bu caru mecur da abu file mutalik olmuş. Burası zaman zarfı mef'ulun fiildir sorudur. Burası fiildir haberdir. Meryem Nazenin faildir. Onun için sonu ötreli olmuş. Daima fiilleri meydana getiren kelimelerin eğer sonları ötre ise onlar faildir. Eylemi yapan bu dönme eylemi yapan Meryem Nazenin'dir. Min harf ecer ismi mecrur burası. Sonu esra oldu. Şeddenin altında esradır arkadaşlar. Eğer o iki şeddenin altında o esrayı kalsın, şeddenin üzerine koyarsam o zaman efendim hacce fethali olacak. Ama altında olduğu için hacci. Sanki bu cimin altına onu koyduğum şeklinde yorumlanır. Tamam arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar tercüme yapılırken Meryem Nazenin şöyle ne zaman Meryem Nazenin haçtan döndü. Cevap diyor ki raca döndü. Meryem Nazenin burası fail oldu. Mindendan minel hacı haçtan el yevme bugün. Arkadaşlar burası fiil fiildir. Fail a burasıdır. Öteli olmuştur. Min harfe cedir. Hacı ismi mecudur. El yevme mef'ulun fi olmuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz a bunu da kırmızıya boyatayım arkadaşlar. En az mef'ulun fiiller belli olsunlar. Demek ki Meryem Nazenin bugün haçtan döndü. Önce kimin tercüme teknik olarak özneyi tercüme ediyorum. Meryem Nazenin cümlenin sonuna gidiyorum. Bugün haçtan bu dendandır ya bu min döndü arkadaşlar. 8. numara eyne el veledu. Bak burada bu isim cümlesi burada fiil eyne haber oldu arkadaşlar. İsim cümlesi dedim ya eğer orada fiil olmazsa direkt sorular haber olurlar. Bunu unutmayın. Notunuzu alın arkadaşlar. Bir cümlede fiil yoksa cümlenin başında sorular varsa o sorular daime yüklem olurlar arkadaşlar. Evet. Eyne nerededir? Bak. Nerede? Ne oldu? Yüklem oldu. El veledu çocuk. As-sagiru. Buranın sıfatı oldu. Mübteda arkaya geçti. Evet gördünüz mü? Eyne nerededir? El veledu çocuk mübtededir. Bak ötredi. As-sagiru de buranın sıfatı oldu. El taklı ötre. El taklı ötre bak. Uyumlu olduğu için sıfat olmuştur. Eyne el veledu sagiru. Diyor. Küçük çocuk nerede? Ellezi bakın arkadaşlar. Ellezi cel yevme. Arkadaş daima ellezi'den sonra. Ellezi tek değil. İlgi zamiri. Ellezi, elleti, elledani, elletani, ellezine. Ellayi, ellevati. Bu 6-7 tane ilgi zamirleri arkadaştan sonra. Fiil gelirse bunların manası en andır. Burada fiil olması genellikle manası ki ya da ki odur. El yevme de mef'unu fi. Bakın arkadaşlar. Eyne el veledu as sagiru ellezi ce el yevme. Bakın. Nerededir? El veledu çocuk. As sagir küçük. Ellezi en an. Ce geldi. El yevme bugün. Bu da zarftır. Arkadaşlar. A buradan buraya kadar. Bu sıla cümlesi. İlgi zamirden sonra gelen kalıp. A burada bu gelmiş. Bu zarftır. Farklıdır. Burası sıla cümlesi buna diyor. Bakın tercüme nasıl yapacağım. Evet. Evet, bugün, bak tercümemizi şurada başlatıyor arkadaşlar. Bugün gelen, neden en an dedim? Çünkü önünde ellezi vardır. Bugün gelen küçük çocuk nerede? Ne güzel tercüme çıktı değil mi arkadaşlar? Önce burada arkadaşlar başlıyorum. Mef'ulun fi'den başlıyorum. Bugün gelen en an dedi ya. Bu ellezi en an veriyor. Neden? Arkasına fiil gelmiş. Fiil gelmeseydi o zaman ki. Bunun manası ki o. Bugün gelen küçük çocuk nerededir? Cevap huve mübtededir. Fide da hadaneti. Hadane ne demek arkadaşlar? Hadana kreş demek. Çocukların kreşi var ya okul öncesi. Huve mübtededir. Fi harfecir hadaneti. Burası haber oldu. Müdiriyeti. Mudafiliye et terbiyeti. Evet ikinci bir mudafini zincirleme oldu. Bak burası mübtededir. Burası harfecer, burası ismi mecrur. Bu haber oldu. Huve fil hadaneti. O kreştedir. Cümle bitmiştir. Ama neyin kreşinde? Burası mudafun ile bir, mudafun ile iki yani tamlayan. Şimdi tercüme edeyim. O Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kreşindedir arkadaş. Burası yüklem oldu.
Müdüriyet-i terbiye ne demek? Milliyeti müdürlüğü. Müdüriyet-i terbiye ya da müdüriyet-i terbiyeti. Burada esa olması abu sebep oldu. Abu burası mudaftır ya. Burası mudafın ileyhi bir, bu da mudafın ileyhi iki. Bunun sonu esre yapan kimdir? Harfecer. Demek ki burası mübtededir. A buradan buraya kadar haber oldu. Bu birinci mudafın ileyhi, bu ikinci mudafın ileyhi, yani tamlayan. Tercüme edersem şöyle yaparım önce. O Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kreşindedir arkadaşlar. Devam ediyorum 9. İle eyne nereye? Bu da arkadaş harfecerdir. Burası ismi mecudur. Zehebe gitti. El üstadü öğretmen. El cedidu. Bakın burası soru var. İle eyne nereye? Bu kalbi unutmayalım. Hepsi kırmızıya boyatmışım. İle eyne nereye? Zehebe gitti. El üstadü öğretmen. El cedidu yeni. Aa, bu el cedidu arka buranın sıfatı olmuş. Evet. Yeni öğretmen nereye gitti? Bak ne güzel çıktı değil mi? Burası yüklemdir. Cevap diyor. Zehebe gitti. El üstadü faildir. El cedidu da buranın sıfatı oldu. Diyor yeni öğretmen gitti ile harfi ecerdir. Camiyeti ismi mecbur bak sonu esra oldu. Kim sebep oldu harfi ecer? Biliyorsun 21 tane harfi ecerimiz var. Bunları ezberlememiz gerekir. Onların manaları iyi bilmemiz gerekir. İsimlerden önce gelirler. Fiillerden önce gelmezse isimlerin sonları esraya çevirirler. Evet demek ki tercüme neyle başlıyor? A burada. Önce burası öznedir ya fiil de burada. Yeni öğretmen üniversiteye bu ea'dır ya üniversiteye gitti. Tam tercüme edersem yeni öğretmen üniversiteye gitti arkadaş. 10. Keyfe nasıldır? Halul maridi. Hastanın halı nasıldır? Fide ya da müsteşfa hastanede. Keyfe nasıl? Burası haber oldu değil mi? İsim cümlesinin haberidir. Çünkü burada fiil olsaydı burası haber olmazdı. Burada şu anda manası nedir? Keyfe nasıldır? Halu mübteda arkaya geçti. Maridi mudafın ile. Fi harfi ecerdi el müsteşfa ismi mecur. Diyor ki hastanın halı nasıldır? Fiil müsteşfa. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar şurada başlar. Diyor ki hastahanede hastanın durumu, halu durumu nasıldır? Bu şekilde. Cevap veriyor. Halul maridi. Burası mübteder. Aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ileyidir. Daima mudafın eseri olur. Bu hal hastaya ait oldu. Halul maridi. Hastanın durumu. Ellezi. El maridullezi. Ellezi de bu hastanın sıfatı olur. Halul maridullezi. Evet. Diyor ki o hasta ki durumu. Fide da harf ecer el müstesna ismimi ceydun. Arkadaşı a buradan buraya sıla cümlesi. Sanki yokmuş gibi. A bunlar sıla. Halul maridu ceydun. Mesela bunları okumasam hastanın durumu iyidir. Bak cümle tamamdır. Hastanın durumu ceydun iyidir. Ama bu sıla cümlesi bizi biraz daha aydınlatıyor. Diyorum ki halul maridi lezi fil müsteşfe ceydun. Şimdi arkadaşlar diyor ki hastahan tercüme yapılırken şurada başlar. Önce sıla cümlesine başlayacak. A burada başlayacak. Diyor hastahane de ki babın manası kidir. Hastanın durumu ceydun yüklem a burası iyidir. A buradan buraya kadar hiç okumasın cümle tamamdır. Halul maridi hastanın durumu ceydun iyidir. Ama burada bu ilgi zamirinden sonra gelen kalıba a buraya bu sıla cümlesi Türkçemizde ara cümle diyoruz. Bunun gelmesi ilgi zamirinden sonra bizi aydınlatıyor. O hasta hakkında daha da bizi bilgi sahibi ediniyor burada. Öyleyse hastahanede ki hastanın durumu ceydun iyidir. Burada arkadaşlar 11'de ise kem veleden evet dikkat ederseniz evet kem veleden lekiye uhti. Bakın arkadaşlar kem kaç tane? Arkadaşlar bunlardan iki tane kem var. Kem haberiye var bir de kem istifami. Bu kem istifamidir. Kem istifami ne demek? Yani soru kemi manası kaç tane? Ama bunun arkasında gelen kelimelerin adı temyiz diyoruz ve sonları mutlaka fethali olması gerekir. Kem veleden bak gördünüz mü? Ama kem haberi olursa bunun manası o zaman soru olmasa o zaman kem haberi olur. Manası nice olur? Kem insanin, kem veledin kem veledin fil medrese. Nice çocuklar okulda var. Kem insanin ca'u ve zehebu nice insanlar gelip gittiler. Demek ki kem soru olmasa manası nice gelir. Ama sorursa bak soru işareti de buraya gelmiş. Zaten birisiyle konuşurken kem haberiye mi kem istifami mi anlaşılır. Aa, bu kem istifami soru kemi olduğu için arkasında gelen bir isim tenvili tekil fethali olmak zorundadır. Ve bunun adı temyizdir. Kem veleden kaç çocuk? Leki li harf ecer. Aa, burası dikkat edersiniz. Evet. Leki sana ait. Ya uhti. Ey bacım burada nida harfi.
Nida harfi ukti munada mudaf ya da mudaf ile arkadaşlar şu şekilde şey edeyim. Eve ya ukti a burada. A burası iyelik zamir arkadaşlar. Bu ukti bana dönüyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Demek ki kem istifamidir. Veleden kaç çocuk leki mevcuttur a burada. Haber oldu. Kem kaç tanedir? Arka a burada. Burası haber arkadaşlar. Veleden temizdir. Leki sana ait yani da harfi ukti munada mudaf ya da mudafili. Ey bacım, a burada ey bacım senin kaç çocuğun vardır? A'dır, a burada çıkıyor. Burada cevap veriyor arkadaşlar. A burası yüklemdir. Bak daima isim cümlesinde harf ecer ismi mecbur ya da zarf mudaf ile gelirse onları yüklem olur. Bak burası arkadaşlar li bana ait benimkidir. Li benim diyor kaç çocuğun vardır? Ey bacım burada diyor ki li veledani benim iki çocuğum var. Burada ikili olduğu için elifnun gelmiş. Ve bentani ve iki kızım arkadaşlar dikkat edersin burada da hareketlendim haliyen. Bu da zarftır arkadaşlar şimdi zaman. Evet burası da evet. Evet li benim veledani ve bentani. Benim iki oğlum ve abu darka atıf vavudur. Ve uhtani arkadaşlar. Şunu da başka bir renge boyatayım arkadaşlar. Evet. Benim iki oğlum ve iki kızım vardır haliyen. Demek haliyen benim evet haliyen iki kızım ve iki oğlum vardır. Vardır. A burada çıkıyor arkadaşlar. Bu da arkada bir kem iştaraydı. Kaça. A bak bir harf ecer gelmiş ya arkadaşlar. A burada dikkat etmeniz gerekir. Kaça bir kem kaça iştaraydı satın aldın. Bak neden burası esir oldu. Arkadaşlar bir fiil eğer biliyorsun Arapçada fiiller en az 3 harfli en fazla 6 harfli ama 5 ve 6 harflerin başında 5 harfli ve 6 harfli fiillerin başında elif varsa daima mazide bunları esre ile okumamız bak esre okun kesre yani esre ile okumamız gerek. Burası bir kem kaça iştarayta iştara mazi fiili te de fail sen. Kaça bikem kaça aldın? Hazi mübte. Evet burası mefhumu bir esteyaret arkadaşlar. Bu da buraya bedel oldu. Diyor ki bu otomobili kaça satın aldı? Burası yüklem arkadaşlar. İştaraytu. Bakın iştaraytu fail benim. İştara fiildir. Hâde mefhumu bir oldu arkadaşlar. Mebni olduğu için mahallen mansudur burası. İştaraytu ha bi elfi doların. Bi harfece elfi ismi mecrur doların mudafın ile. Evet diyor onu bakın iştaraytu onu 1000 dolara aldım. Evet evet diyor iştaraytu aldım he onu. Onu evet 1000 dolara satın aldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Eyyü insanin evet ceydün bir raike. Diyor ki eyyü hangi insanın daima eyyüden sonra gelen mudafın ile gelir. Bunu da unutmayalım. Burası müptedir. Müptedir aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ileyidir. Ceydun arkadaşlar haberdir. Bir harf ecer ray ismi mecbur kefte mudafın ileyidir arkadaşlar. Evet ne diyor burada arkadaşlar dikkat edersiniz. Evet. Evet eyyü insanın ceydun. Bak burası kadar cümle bitti. Burası mübtede, burası aynı zamanda mudaf, burası mudaf niye burası haber? Bir harf ecer ray ismi mülke. Bir ray ke senin görüşüne göre. Bakın diyor. Diyor hangi insan? Önce tercüme burada var. Diyor insanların hangisi görüşüne göre ceydun iyidir. Tercüme önce daima mudaf ileyden başladı. İnsanların hangisi görüşüne göre ceydun iyidir. 13 arkadaşlar. Arkadaş bu dersimizi bu sayfaya bitirelim. Her arkadaşlar her dersimiz bir sayfa olacak. Bunu da unutmayalım. Yani kopukluk olmasın diye böyle yapıyorum. Her dersimiz bu az kaldı arkadaşlar. Bunu da bitireceğiz inşallah. Bir ray bak görüşüme göre evet görüşüme göre dikkat edersiniz. Bir ray B harf ecerdir. Bir ray bu harf ecerdir arkadaşlar dikkat ediniz. Burası B'dir. Onun için sonu E'si. Bir ray ne demek? Ray arkadaşlar 3 manası. Ray televizyon gelir. Ray görüş gelir. Burada görüş gelmiyor. Ray görüş gelmiş. Ray seçimlerde kullandığımız oy da gelir. Ray. Bak hem seçimlerde kullandığımız oya ray diyoruz. Hem televizyona ray denilir. Ray da görüş. Artık benim görüşüm mesela heza ray. Bu benim görüşüm. Bir ray görüşüme göre bak burada iki tane ye oldu, şedeli oldu. Aslında sonunda ray. Sonunda ye vardır. Onu aslındandır. Bir de ye mülkiye evet arkadaşlar bana dönünce ne oldu? Bana dönünce arkadaşlar ikinci bir ye de gelmesi gerek. Evet arkadaşlar devam ediyorum.
bir rayi görüşme göre el insanu bir rayi el bir rayi görüşme el insanu lezi la yekzibu ceydun. Evet arkadaşlar, bir rayi el insan burası mübteda oldu. Aslı burası a, burası haberdir. Bu fiil haber olarak. Bir rayi görüşme göre el insanu burası mübtedadır. Ellezi o ki la yekzibu. A buradan buraya kadar sıla cümlesi arkadaşlar, tamam mı? Burası sıla cümlesi olduğu için neydi arkadaşlar? Ne olmuş? Burada şey diyeyim arkadaşlar. Burası a sıla cümlesi ilgili zamir sonu geldiği için aslında burada mübteda a burası. El insanu ceydu. Gör, insan iyidir. Bu cümle tamamdır. Ama bu bize ne söyledi arkadaşlar? La yekzibu. A evet bizi aydınlattı arka. Bunu şimdi koymasın. El insanu ceydun. İnsan iyidir. Cümle tamamdır. Bir rayi görüşme göre el insanu ceydun. Görüşme göre insan iyidir. Ama bunu okumasam. Ama ilgi zamirden sonra daima bunun adı gelen kalıplar, ister isim olsun, ister fiil olsun, burası sıla cümlesi. Demek ki görüşme göre el insanu lezi la yekzibu. Yalan söylenmeyen insan ceydun, iyidir arkadaşlar. Burada arkadaşlar erkekler için, erkekler için, bayanlar için eyyetu. Eyyetu talibetin ceydetun bir rayike. Diyor ki aynı yukarıda olduğu gibi arkadaşlar. Aynı kalıp ama bu bayanlar için kullanın. Eyyetu talibetin ceydet. Eyyetu talibetin. Burası mübtede mudaf. Mudafın ile ceydetun da haber oldu. Evet arkadaşlar. Hangi kız öğrenci? Eyyetu talibetin. Hangi kız öğrenci ceydetun iyiydi? Bir harfeci bir rayike görüşüne göre. Arkadaşlar burası da mudafın ile mebni olduğu için sonu ese olmaz. Evet, cevap diyor ki elleti o ki burası mübtedede tedrusu okuyor ve tar'a riayet eder el edebe vel adabe. Edeb ve adaba ceydetun. Elleti o burası mübtededir. Bak buradan buraya kadar komple arkadaşlar cümlesi oldu. A buradan buraya kadar. Gördüm arkadaşlar komple burası sıla cümlesi oldu, kıymetli arkadaşlar dikkat edersin. Evet. Burası sıla cümlesi. Elleti ceydetun. O ceydetun iyidir. Bak burada cümle tamamlanıyor. Ama burada a burada elletiden sonra a buradan buraya kadar da kıymeti arkadaşlar a buradan sıfatı olmuş. Ama bunlar ne olmuş? Burası sıla cümlesi iratı yeri yok. Elleti o ki tedrusu okuyor. O kız bak buradaki üçüncü tekil şahsların arkadaşlar bayanların daime t ile başlar. Bak burada t gelmiş değil mi arkadaşlar? Buna da dikkat etmemiz gerekir bu kurallara. Zamanla inşallah böyle devam edersek ciddi manada bunun istifadesi göreceğiz. Evet. Elleti o ki tedrusu okuyor. Eğitim görüyor. Vatar'a riayet eder. El edebe. 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 Vel adabe. Adab neydi arkadaşlar? Adaplara ceydetun. Demek ki burası arkadaşlar. Bak burada. Burası bayan olduğu için. Elleti olduğu için. Bak burada. Onun haberi de gel. Demek ki o ki evet. Adaplara ve edebe riayet edip. Evet. Riayet edip. Evet. Okuyan ceydetun iyidir arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bime ne ile? Zehepte gittin. Bime ne ile? Harfece ismi mecbur bu fiile mutalik. Zehepte gittin. A burası faildir. Bu te. Sen. Fail sensin. Muhatap erkek. Zehepte gittin. Ne ile gittin? Nereye ile? E-a. Camiati üniversiteye. Bak neden bunun sonu esra oldu? Önüne harfece gelmiş değil mi? Harfece 21 tane harfeceriniz var. Bunlar isimlerden önce geldiklerinde isimlerin sonları mutlaka kesreli yani esralı bir şekilde okumamız gerekir. İler camiyeti bu carum acu da arkada a bu file mutalik olmuş. A burası da bu file mutaliktir. Yani da harfi ehi munada mudaf. Ya da mudafın ile kıymeti arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Evet bu şekilde ehi. A burası arkadaşlar. Bu nida harfi. Ehi ismi munada mudaf. Ya da mudafın ile arkadaşlar. A burası unutmayalım. Ehi mudafın ile. Demek ki ne ile? Ey tercüme burada başlıyor. Nida harfinde başlar arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Ey kardeşim üniversiteye ne ile? Ya da şöyle başlayalım. Önce burada başlar. Ey kardeşim ne ile? Üniversiteye gittin. Cevap diyor ki zehebtu gittim. Fiil fail. Tu faildir. İlel camiyeti üniversiteye gittim. Bil hafileti. Evet. Üniversite. Evet. Zehebtu gittim. İlel camiyeti bil hafile. Otobüs. O zaman arkadaşlar bitişik zamir geldiği için fiille birlikte tercüme etmemiz gerekir. Eğer açıktan a burada arkadaşlar açıktan bir
özne gelseydi, bu bitişi zamir öznedir. Ama bazen de zehebe Muhammed'in, Muhammed açıktan bir öznedir, faildir. O zaman Muhammed'den başlamamız gerekir. Ama burada arkada bitişik zamir geldiği için yüklem olarak birlikte bunu tercüme etmemiz gerekir. Öyleyse şimdi cümlenin sonuna gidiyorum. Zehebtu gittim değil mi? İlel camiati üniversiteye. Bile fafileti otobüsle. Tercüme şurada başlar. Otobüs ile üniversiteye gittim. Hatırlıyorsun değil mi? Bu be arkasında bir aygıt gelir. Aygıt gelirse, bir araç gereç gelirse manası ile de bil hafileti otobüs ile, tren ile, uçak ile, ama bunun arkasına mekan zarfı gelirse, İstanbul'da, Ankara'da, bir İstanbul'da, bir Ankara'da dersem, İstanbul'da, üniversitede manası dağdadır. Bunu unutmayalım. Demek ki otobüs ile üniversiteye gittim. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Bimeze, az kaldı arkadaşlar. Bimeze ne ile? Bak bu harfler isim eşli mecbur. Ketebe yazdın. Ketebe Muhammedun el vacibe. Bak diyor ne ile? Ketebe yazdı. Kim yazdı? Muhammed'in. Bak unutmayın. Daima bu fiile kim dediğimiz zaman, evet kim dedi ismine sorduğumuz zaman kim? Muhammed'in. Bak bize kim verdi? Kim yazdı fiile sorduğumuz zaman özneyi veriyor. Özne daima hareketli, mutlaka ötreli olması gerekir. El vacibe neyi yazdı dediğim zaman neyi? Bak nesneyi veriyor. Nesne daima hareketli, etkilenen olduğu için sonun fethali olması gerek. Demek ki bimeze ne ile ketebe yazdı Muhammed'in el vacibe. Tercüme ne de başlayacak burada? Ne ile Muhammed ödevi yazdı, sonra tercüme etmemiz gerekir. Bak burada yazıyorum. Ketebe yazdı. Burası fiildir, mazi fiili. Muhammed'in faildir. Onun için sonra ötüyorum. El vacibe neyi yazmış? Diyor Muhammed ödevi. Burası etkilenendir. Bilhasıl bilgisayar ile. Tercüme yaparsam önce özne burada geldiği için, açıktan özne geldiği için şurada başlamamız gerek. Muhammed evet bilgisayar ile ödevi yazdı. Unutmayın arkadaşlar. Önce özne tercüme edilir. Muhammed bilgisayar ile evet bilgisayar ile ödevi yazdı arkadaş. Buraya geliyorum arkadaşlar. 17'de E fil beyti ebuke ve ummuke. Evet. Diyor ki burası mimu değil mi? E fil beyti evde mi? E fil medresede, okulda mı? Daha önceki dersimizde gördük alıştırmalarda arkadaşlar. Manası mimu. O da her aynı eş anlamlı olan harflerdir. Arapçada i'rabları harf olarak kabul ediliyor. E fil beyti fi harfecer. İsmi mecrur. Ebuke burası mübteda. Bak burası haber oldu. Haber öne gelmiş değil mi? Fi harfecer. İsmi mecrur. Mübteda arkadaşı. Bu da Esmaül Hamse'den bir tane ebun, ekun, hamun, fuzu. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Efil beyti evde mi? Ebuke baban ve ummuke ikinci bir müpteda arkadaşı burası. Bak gördün mü? Vavla atıf olmuş değil mi? Bu vav harfiyle bunu şöyle yapalım. Başka değişik renkli olsun. Evet şu şekilde. Bakın efil beyti evde midir? Burada cümle bitti. Yüklem bitti burada. Ebuke müptededir. Ve ummuke burası müptede. Ebu mübtededir. Kef aynı zamanda mudaftır. Kef mudafın iledir. Mebni olduğu için sonu ese olmuyor. Vav harfi atıftı. Vav'dan önceki kelime matufun aleyhidir. Vav'dan sonra matuf kelimesi veya cümlesi olabilir. Eğer cümle ise ummu mübtededir. Kef mudafın iyi arkadaş. Naam burası harfi cevaptır. Ebi bak burada aslı ebundur. Ebi burada ya gelmiş. Dikkat ederseniz burası harfi cevaptır. Burası mübtededir. Ve ummi bu da matuf olmuş arkadaşım. Bak vav'la ne olmuş? Atıf olmuş. Vav'dan önceki bu kelime matufun aleyhidir. Bu da matuf. Vav da harfi atıf. Naam harfi cevaptır. Ebi mübtededir. Aynı zamanda mudaftır. Ya mudafın ileyidir. Vav harfi atıftır. Ummi evet yine burası mübtededir. Ya da mudafın ileyidir. Çünkü bu vav iki mübtede yapmış burada arkadaş. Naam. Evet. Ebi ve ummi. Evet. Babam ve annem fil beyti evde. Burası harfi cevaptır. Burası ismi mecburdur arkadaşlar. Devam ediyorum burası. Bi eyyi raculin zehebte ilel beyti. Bi eyyi, bak be harfi cerdir değil mi arkadaşlar? Bu harfi cerdir. Eyyi ismi meçhur. Racülün mudafın ile zehebte fiil fail. Zehebe gitti failten. Sen burada, sensin burada. İlel beyti arka burası da harfi cerdir. Neden sonu ese oldu el beyti? Çünkü onda harfi cer var değil mi? Burada. Gör, bi eyyi hangi, bak hangi adam ile okula gittin? Zehebtu gittim. Bi harfi cer valideyye. Ve ana babamla valideyn aslında bu valideyndir. Burada nun vardır. Yelik zanki zamiri bana ait buraya gelince o nun burada düşer. Daima mudafın mudafta nun varsa nunler düşerler. Zehebtu gittim bi valideyye. Bu da arkadaşa mülkiye zamiri bana döndü. Zehebtu fiil fail bi harfi cer valideyye. İsmi mecbur mudafın komple bu file mutarif. İlel beyti. Diyor ki
Babam ile eve gittim. Eyyâne ne zaman? Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Eyyâne ne zaman? Zehebe gitti. El veledu çocuk ilel beyti. Çocuk ne zaman ya da ne zaman çocuk eve gitti. Burası mef'ulun fi zam hem sorudur hem de zamanı bildirdiği için mef'ulun fi oldu. Zehebe mazi fiili. El veledu çocuk ile harfi cer. El beyt ismi mecrur. Bu caru mecrur abu fiile mutalik olmuş. Eyyâne ne zaman zehebe gitti. El veledu çocuk ile el beyti. Tercüme şurada başlıyor arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Çocuk evet ne zaman eve gitti. Son olarak bunu tercüme etmemiz gerekir. Zehebe gitti. El veledu çocuk faildir. Onun için sonra öte. İlel beyti eve. Hatice ismi mecrur bu fiile mutaliktir. Kable önce bu mef'ulun fi olduğu için burada fiil vardır. Kalilin az önce. Biliyorsunuz zarflardan sonra gelen bütün isimlerin sonları ne olacak? Eseri olacak ve bunların adı ne olacak? Mudafun ileyhi. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Tıpkı harfece. Harfece'den sonra gelen ismin adı neydi? Esra. İsmi mecrur. Da sonra ese oldu. Zarflardan sonra gelen ismin adı nedir? Mudaf ile sonu eser olacak. Ama burada fiil olduğu için şu anda bunun manası mef'ulun fi oldu. Demek ki tercüme nerede başlıyor burada? Bunu tercüme ediyorum. Cümlenin sonuna gidiyorum. Çocuk az önce eve eve gitti. Bu şekilde arkadaş. Ekatebe yazdı mı? Bakın arkadaşlar. Evet. Bu bir mu manası. Ekatebe yazdı mı? At-talibu öğrenci. Burası fail olduğu için evet ötre aldı. Ederse. Kıymeti arkadaş ben burası değiştirirse bak kim kimi yazmış? Öğrenci dersi yazmış. Şimdi ben burası ötre fil medrese de okulu. Bu harf ecer bu dersimiz. Ben şimdi burada eketebe yazdım mı? At talibi öğrenci ederse. Şimdi arkadaş ben kaldırıp eğer ben bu ötreyi kaldırırsam fetha yaparsam bunu ötre yapar. Kim kimi yazmış? Ders öğrenci yazmış. O kadar mana değişir. Onun için bundan dolayı arkadaşlar bu harekete dikkat etmemiz gerekir. Eketebe yazdı mı? At-talibe edersu. Şöyle fil medresedi. Diyor ki okulda diyor ders okulda öğrenciyi yazdı mı? Bak burada gördünüz mü? Bu fethayı yaparken bu etkilenen oldu. Eylemi yapan, bu yazma eylemi yapan kim yaptı? Demek ki ders yapmıştır. Diyor ki evet diyor ders okulda öğrenciyi yazdı mı? Bak ders öğrenci yazdı mı? Yazmadı. O zaman arkadaşlar ders etkilenendir. Bu da etkileyendir. Burası bak burası faildir. Yani etkileyendir. Burası da mef'ulun bi nesnedir. Etkilenendir. Tercüme önce şurada başlar. Öğrenci okulda dersi yazdı mı? A mu eki de A burası arkadaşlar. Cevap naam. Bu harfi cevaptır. Ketebe yazdı. At-talib. Burası faildir. Ederse dersi. Fide'de. Elmedesi okulda. Tercüme şurada başlar. Evet. Şurada. Evet. Harfi cevaptır. Evet. Öğrenci okulda dersi yazdı. Bu şekilde arkadaşlar. Cümle tamamlanmış oldu. İki alıştırmamız kaldı. Bunu da bitirelim arkadaşlar. Men kim? Bak burası mübteda oldu. Men. Evet. Kimdir? Ya kim? Men ki ama burada kimdir gelmez neden? Arkasında fiil geldiği için burada isim olmasaydı kimdir o zaman yüklem olur. Ama burada fiil daha güçlü olduğu için buradadır gelmez. Kim burası mübteda oldu. C geldi. El yev mef'ulun fi. Zaman bildirdiği için mef'ulun fi arkadaşlar. Dikkat edersen bunu da şöyle bir maviye boyatayım arkadaşlar. Belki daha güzel olur. Evet. Şöyle olsun arkadaşlar. Men ce el yevme ile deril ifte. Deril ifte müftülük demek. İle harfe cer deril ifte der ev demek. İfte fetvayı evi. Yani müftülük arkadaşlar. Men burası müftededir. Ce geldiği haberdir. El yevme mef'ulun fi'dir. İle harfe cer deril ismi mecbur el ifte mudafın ili. A bu komple arkadaşlar. A buraya kadar. Buraya mutalik olun. Bu da mef'ulun fi. Gör evet bugün kim müftülüğe geldi. Deril ifte müftülük arkadaş. C geldi muvazifun. Burası faildir. Onun için sonu ötre oldu. C geldi muvazifun. Bir memur geldi. İle deril ifte el yevme. Bakın arkadaşlar. Burası mef'ulun fi oldu. Neden mef'ulun fi dedik ona? Çünkü burada bir fiil vardı. C geldi. Muvazifun faildir. İle harfe cari. Deril ismi mecbur. El ifte arkadaşlar. Mudafun iley ama bu derül ifte unutmayalım müftülük demek. El yevme bugün. Bunlar mebni oldukları için mahsunun fethali fethada kaldı değişmezse. Demek ki tercüme edersem şöyle yaparım. Evet. Evet. Muazzin bir memur bugün müftülüğe geldi. Son olarak burası tercüme ediyorum.
Lime tentaziru. Bak niçin tentaziru arkadaş? Niçin bekliyorsun? Gördün mü arkadaş burada? Ne olmuş? Evet. Niçin bekliyorsun burada? Niçin? Şunu da şöyle yaparım arkadaşlar. Evet niçin? Yine soru arkadaşlar. Evet. Niçin burada bekliyorsun? Evet kıymetli arkadaşlar. Evet. Niçin? Limaze niçin? Tantaziru bekliyorsun. Bu harfi istifhamdır. Lime tantaziru. Niçin bekliyorsun? Hu ne burada? Burası ne oldu arkadaşlar? Burası mef'ulun fihi oldu. Zamanı gösteriyor ya. Mekanı gösteriyor. Hu ne burada? Ya nida harfi. Ehi ey kardeşim. Ey kardeşim. Bu da nida harfi arkadaşlar. Dikkat ederseniz. A bunu şöyle yapalım. Evet. Ey kardeşim. A buradan arkadaşlar dikkat ederseniz. A burası nida harfi. Daha. Çağırma harfi. Nida harfi. Biz buna diyoruz. Burada 7-8 tane var arkadaşlar. Evet. Demiştim daha önce size. Ya nida harfi. Ya ki murada mudaf. Ya da mudaf. Bunun 5 çeşidi var. İleride göreceğiz. Ya ahi Muhammedu. Evet arkadaş. Ya ahi Muhammedu. Ey Muhammed kardeşim. Diyor niçin? Diyor ey Muhammed kardeşim. Burada ey Muhammed kardeşim. Niçin burada bekliyorsun? Diyor ki ene burası mübtededir. Entaziru bekliyorum. Muzari fiili. Ene entaziru. Bu elif de beni gösteriyor arkadaşlar. Ene bu beni gösteriyor. Ene entaziru bekliyorum. Hune. Burası mef'ulun fi zaman bildirdiği için bunun adı mef'ulun fi oldu. Hune burada. Li ecli için, velidi babam için. Demek ki ene mübtedir. Antaziru haberdir. Hune zarftır. Bu fiile mutaliktir. Li ecli için, velidi harf tecer ismi mecrur. Birinci mudafın ile, ikinci mudafın ile arkadaşlar. Diyor ki, ene antaziru hune li ecli velidi. Babam için burada, önce şurada tercüme ediyorum. Ben babam için burada bekliyorum. Kıymetli arkadaşlar bu dersimiz de bitti. Başka bir derse buluşmak ve görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.